Herkese merhabalar, selamlar, saygılar. Bak burada biri sizi ne kadar çok seviyor. Teyzem mi? Ay teyzeciğim, ellerinizden öperim. Teşekkür ederim. O en güzel. Evet, harikasınız. Teşekkür ederim. Oh, bizim için de öpün. Arkamıza dönmüş gibi olduk size de şöyle. Ben de mi öyle yapsam? Dur, ben de öyle yapayım değil mi? Dur, gücüm yetecek mi? Ama en çok beni seviyorsun değil mi? Senden mi yarıştın? Teyzem, gelin orada yarışalım. Şimdi, stüdyoda. Biz o yarışmada beraberiz zaten teyzem. Ha. Gelin. Sen tarih gel. Bilginiz iyi mi? Tarih bilginiz iyi mi? İşte feraset, okul okumadım ama diyor tabii. Evet. Helal olsun. İsminiz nedir? Allah razı olsun. İsminiz nedir? Nezahat teyzeciğim. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Gizli kahramanı. Bu tarafta da var mı? Sadece Pelin Hanım'ı takip edip de beni takip etmeyin misiniz? Biliyorum. Bunu biliyorum, biliyorum. Olur mu öyle şey hocam? Bak hanımla. Ne güzel. Sağ olun. Yarışıyorsunuz. Para kazanıyor musunuz? Parayı senden mi alıyor? Tamam. Şimdi tabii Sultan Abdülhamit Han'ı konuşmak üzere bu akşam buradayız. Vefatının da 102. yılı. Allah mekanını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin inşallah. Biz de Mustafa Bey'in söylediği gibi umut ediyorum ki kendisine layık torunlar olabiliriz. Tabii Sultan II. Abdülhamit tabii ki hani Osmanlı dendiğinde Osmanlı padişahı kimi sayarsın diye mesela küçük bir çocuğa dahi sorduğunuzda onun ilk cevap verecekleri Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, belki Yavuz Sultan Selim. Kesinlikle. İkinci Abdülhamit Han, yani muhakkak ilk beş içinde sayılır. Ama biz tarihimiz boyunca ilginçtir. Bir kısım çok sevmiş, sahiplenmiş ki bu salondaki herkesin öyle olduğuna eminim. Bir kısım da arkasından maalesef çok kötü konuşmuş. Üzerinde en çok kitaplar yazılmış sultanlarımızdan biri şüphesiz. Dolayısıyla bu akşam Profesör Doktor Tufan Gündüz, zaten hocamız ilmiyle, bilgisiyle her manada başımızın tacı, ondan gerçek Abdülhamit Han'ı dinlemek istiyoruz. Hocam, size de usulen hoş geldiniz diyeyim. Sağ olun. Ve bugün vaktimiz el verdiğince tabii ki siyasetini, diplomasi dehası aynı zamanda bunların hepsini konuşalım. Ama özel hayatından da belki ilgi alanlarından bahsedebiliriz. Çünkü o manada da müstesna bir kişilik. Önce tahta çıktığı dönemi anlatırsak herhalde daha güzel taşlar yerine oturacak. Şimdi şöyle, Abdülhamit niye büyüktü? Bu sorunun cevabı düşmanları çok büyüktü. Şimdi düşmanlar küçük olsaydı ya da derde değmez olsaydı düşmanlar, biz Abdülhamid'i de belki işte 3. Osman, belki işte 3. Mustafa gibi arada bir yerde görecektik. Ya da diyelim ki 2. Bayezid gibi, yani yükselme döneminin padişahı olmasına rağmen hani çok etkisi yok ya, oradan görecektik. Bizi de çok fazla rahatsız etmeyecekti. Rahatsızlığı da ne kadar büyük ya da ne kadar kızıl ya da ne kadar gaddar, ne kadar ulu ya da ne kadar alçak. Hep bu arada gidip gelme arasında biz bunu yaşamayacaktık. Bizim bu yüzden öncelikle dünyada ne vardı ona bakmamız lazım. Bir kere Osmanlı Devleti çok ciddi bir şekilde dağılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bir kere Osmanlı'yı iyi görmemiz lazım. Osmanlı bir imparatorluktu. Bu imparatorluğunda çok geniş halkları vardı. İmparatorluğun asıl sahibi Türklerdi. Ve bu asıl sahipler de ordunun bel kemiğini, bürokrasinin, devlet erkanının da bel kemiğini bu Türkler oluşturuyor. Ama bunun Arap tebaası var, Kürt tebaası var, Ermeni tebaası var, henüz Arnavut tebaası var, Yunan tebaası var, yani Rum tebaası var, işte Bulgar tebaası var. Çok uzak birinci dereceden toprağı olmamasına rağmen Tunus'u var, Cezayir'i var, Trablusgarp'ı var, Mısır'ı var. Biraz yakına geliyoruz. Arabistan coğrafyası var, Kuzey Suriye'si var. Yani bunlar hep kaynayan kazan esasında. Balkanlar, yani el bombası, fitili çekilmiş bir el bombası gibi duruyor. Bu arada dünyada neler oluyor?
Şimdi 1848 ihtilalleri dediğimiz şey, 1830'larda artık Avrupa'da, İngiltere gibi, Fransa gibi ülkelerde, keza Almanya yeni doğuyor ama işte biz Prusya ya da Avusturya demeyelim, doğrudan Alman olarak şey yapan bunlar, çünkü Alman milletiydi. Buralarda sanayi devrimi kendisini tamamlamış. Bundan sonra işçi sınıfının hakları ne olacak? İşverenin hakları ne olacak? Bunları tartışmaya başlamışlar. Yani şu, Avrupa kuramsal bilimi teknolojiye çevirmiş. Artık büyük fabrikalarda işçi hakları tartışılmaya başlamış. Şimdi böyle bir dünya düşünün, bir İngiltere'yi düşünün. Buhar gücünü kullanabildiği kadar kullanıyor. Demiryolu hatları ülkenin her tarafına gidiyor. Keza Avrupa'da büyük demiryolu hatları falan. Bu büyük sanayinin neye ihtiyacı var? Ham maddeye. Ham madde kaynakları nerede? Sömürgelerde. Ya Afrika haritasına bir bakın. İngiltere neredeyse Batı Afrika'yı, Doğu Afrika'yı İngiltere tamamlamış. Batı Afrika'yı Portekizler almış, Fransızlar ortaya girmişler. Kuzey Afrika'dan Akdeniz kıyısını dolanıyorlar. Çin, Hollanda tüccarı ile İngiliz tüccarının neredeyse denetimine girmiş. Keza Hindistan, İngiliz tüccarının denetiminde. Güney Amerika, İspanyolların, Portekizlerin büyük ölçüde kendilerine kaynak aktardığı bir durumda. Siz neredesiniz? Sanayinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Yeni okullar açıyorsunuz. Baytar Mektebi'dir, Hukuk Mektebi'dir, Mülkiye Mektebi'dir. Sanat okulları açmaya çalışıyorsunuz. Eğitim sistemini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir ortamda ama birinci derdiniz nedir biliyor musunuz? Ülkeyi tutmak. Şimdi ülkeyi tuttuğunuz yerde de mesela Arnavutlar kıpırdamaya başlamışlar. Boşnaklar kıpırdamaya başlamışlar. 1875'te Bosna Hersek isyanları söz konusu. Bunlar yetmiyor. 1856'dan beri ülkenize sürekli Kafkaslardan, Kırım'dan, Doğu Avrupa'dan, Rumeli'den göç geliyor. Şimdi bütün bunların arasında 1876 yılına gelmişiz. Sultan Abdülhamit daha 36 yaşlarında falan çağırıyorlar, sen sultan olacaksın. O meşhum Abdülaziz'e suikasti falan konuşmuyorum. Yani bir an önce konuya girelim diye şey yapıyorum. Şimdi 36 yaşındaki padişah ve bir şartla iktidara getiriliyor, meşrutiyeti ilan edeceksin. Bunlar kötü şeyler değil. Yani meşrutiyet olması, Jön Türklerin olması ya da ülkede birilerinin de bir şeyler yapmaya çalışması kötü bir şey değil. Fakat şöyle bir ortam var. Yeni bir savaşın arifesindeyiz ve bu savaşı engelleyebilmenin yolu da işte azınlıklara bakın biz hak veriyoruz. Anayasayı ilan ediyoruz. 1876 ilk işte anayasayı ilan ettiğimiz gün, meşrutiyet meclisini açtığımız gün de efendim Sultanımız Efendimiz Hazretleri tahta geçip Batı'ya böyle bir görüntü vereceğiz. İstanbul'da konferans toplanmış. Bütün Avrupalı devletlerin temsilcileri orada. Biz meşrutiyet ilan ettik diyoruz ama yemiyorlar. Neden? Çünkü onun derdi bizde meşrutiyet olmuş, demokrasi olmuş. Bugün de öyledir. Yani derd üstü, murad üstü olsak en fazla çatlarlar. Dolayısıyla onun derdi bizde şu olmuş, bu olmuş falan değil. Derdi ne? Ne tırtıklayabilir? Şimdi bir meclis kuruluyor. Meclisin %60'ı gayrimüslimler neredeyse. %40'ına yakını Müslümanlar ki dünyada böyle meclis de yok yani. Ya bir imparatorluk, hangi imparatorluk olursa olsun önce merkezi halkını koruma altına alır. Yani bir İngiliz imparatorluğu düşünün. Bir İngiliz parlamentosunun kurulduğunu düşünün. Bu parlamentoda en fazla bir tane Hintli, bir tane Surinamlı, bir tane Güney Afrikalı falan olur yani. Geri kalan İngilizleri doldurmuşlardır. Tabii. Bizde de İşte hasbelkader seçilmiş birkaç tane Türk, birkaç Müslüman, gerisi işte Bulgarlar, Ermeniler, işte nüfusu çok azınlıklı olmasına rağmen Yahudiler falan meclisi doldurmuş durumda. Yani meclisin dili Türkçe, biri el kaldırıyor meclis dili Bulgarca olsun, biri el kaldırıyor meclis dili Ermenice olsun. Herkes kendine göre bir şey yontuyor. Şimdi bakın, evet bir imparatorluğuz ve çok geniş halklara hükmediyoruz. Ama imparator
devletini düşünmek mecburiyetindedir. Devletin gidişatını şöyle bir bakar, bunlarla ben nereye gideceğim? Bu sefil Türk milleti ne olacak? Bunlara şöyle bakar. Abdülhamit de bakıyor. Bunlarla bir yere gidilmeyeceğini görüyor. Bu meclisle bir yere gidilmeyeceğini görüyor. İlk fırsatta meclisi tatil ediyor. Niye? Çünkü meclis Ruslarla savaş adeta kaşıyor. Ya normalde sağduyulu olan meclis olur. Tek adamı oradan durdurmaya çalışırlar. Bizde sağduyulu olan hükümdar meclisi durdurmaya çalışıyor. Meşhur 1777-1778 Osmanlı-Rus Harbi, yani 93 Harbi patlıyor. Hadi Doğu Rumeli elden çıktı. O bahaneyle işte Ruslar ta şeye kadar, Yeşilköy buraya yakın mı? Ya şuraya kadar geldiler yani. Ben böyle göstereyim de siz böyle gösterin. Ben yön bilgim olmadığı için ya. Tamam mı? Buraya kadar geldiler. Şimdi Ayastefanos Anlaşması imzalanıyor. Herkes seyrediyor. Ayastefanos Anlaşması'nı internette bulursunuz. Gravürleri vardır, tamam mı? Fotoğraf, yani o dönemde çizilmiş resimleri falan vardır. Yani üçüncü resme gelince ağlamaya başlarsınız. O kadar dramatiktir o Ayastefanos'un şeyleri. Toplanıyorlar. Gerekçe ne? Ayastefanos imzalandıktan sonra işte eski anlaşmalar, yani 1856'da imzalanan Paris Anlaşması'nın hükümleri çiğnendi. Biz bunu yeniden yapacağız, gündeme getireceğiz. Tadil edeceğiz. Ayastefanos'un yerine Berlin Anlaşması'nı, Berlin'de konferans düzenliyorlar 78'de. Bak nereler elden çıkıyor. Güya toparlıyorlar. Tak Kıbrıs elden gidiyor. Tunus elden gidiyor. Cezayir elden gidiyor. Mısır elden gidiyor. 1-2 yıl içinde bunlar. Tamam mı? Yani Berlin'de bize destek verdiği gerekçesiyle Kıbrıs'ta üst veriyoruz İngilizlere. Tamam burayı da siz idare edin. Sonra hiç akılda olmayan yerler gitmeye başlıyor mesela. Bosna Hersek. Şeklen Avusturya bırakılıyor. Ne şekleni? Gerçekte bırakılıyor Avusturya. Yani daha birinci gün bırakıldığını, birinci gün Avusturya orduları tak giriyor şeye, Bosna Hersek. İnanılmaz orada şeyler var, mücadeleler var. Bosna Hersek elden gidiyor. Bu Bulgaristan daha serbest. Sırbistan daha serbest hale geliyor. Ve Osmanlı Devleti böyle bir ortamda 36-37 yaşlarında bir padişahla baş başa. Şimdi padişah ne yapsın? Devlete güven azalmış, moral bozuk. Herkes kendince başka bir çözüm arayışında. En büyük problem. Kopmak isteyenler var. Abi, sağında duran adama ne kadar güvenirsin? Solunda duran adama ne kadar güvenirsin? Yani ya babamız bize bir dükkan bıraksa 3 günde batırırız biz. Ya bu işle uğraşmadığımız için, yani çekirdekten yetişmediğimiz için. Biz orada bile bakkalımızın azıcık kurtarmak için, yani sağımızı solumuzu güveneceğimiz, kasayı bırakacağımız adam isteriz. İşi bilen. İşi bilen adam isteriz sağımızda solumuzda. Şimdi Abdülhamid'in yapması gereken şöyle bir durum var. Ben olsam diyeceğim de, ben olsam şöyle yapardım diyeceğim de, bütün kalbimle söylüyorum, kimse onların yerinde olmak istemez. Yani işte hayranlık besliyoruz falan. Kim olmak istersin? Öğrencilere soruyoruz. Bazen siz programda soruyorsunuz işte. Yarışmacı gelmiş. Hangi sultan olmak istersin? Balıklama, ben Yavuz olmak istiyorum diyor. Alın mı? Var mı öyle bir şey yani? Bedava Yavuz olacak. Ben olmak istiyorum. Ben kanun olmak istiyorum. Bütün kalbimle söylüyorum. Onların hayat hikayesini okuyun. Ne Yavuz olmak istersiniz, ne kanun olmak istersiniz. Bu arada hocamın yeni bir kitabı çıktı. Bedel isminde. Ben daha yeni bitti. Yani dün başladım, bugün bitti zaten. Tavsiye ederim. Yavuz Sultan Selim'in kardeşleriyle nasıl bir taht kavgasında olduğu ve sonrasında tabii ki tahta işte Yavuz Sultan Selim geçiyor, onu biliyorsunuz. İlk aldığımda işte kitabın ismi Bedel. Hani niye bedel ki? Yani Yavuz'u biliyoruz. Astığım astık, kestiğim kestik değil mi? Kılıcı keskindir Yavuz'un. Evet. Bu kadar da büyük başarılara imza atmış. Sonra kitabı okuyunca anlıyorsun neden kitabın adı Bedel. Ya o kadar büyük bedel ödüyorlar ki hayatlarında. Yani mesela siz okudunuz, çok teşekkür ederim. Benim için bir gururdur. Aldığınız gün hemen okumuş ve bitirmiş olmanız. Hangi şehzade olmak isterdiniz? 3 tane şehzade var. Ya da canım yine Bayezid olmak ister miydiniz yani mesela? Baba olmak istemezdim. Çünkü baba oğlanlar birbirini yiyor, onu görüyor yani. Müthiş bir dramı görüyor orada değil mi? Ya da İşte Yavuz hükümdar olacak ama kardeşlerini feda ediyor, yeğenlerini feda ediyor. Ama devlet için yapmak zorunda. İşte şimdi hep ben olsam diye konuşuyoruz ya.
Şimdi ikinci Abdülhamit nasıl bir yol izleyecek? Önce etrafında kendisine ayak bağı olanları, kendisini iktidara taşımış olsa bile fark etmez. Devlette ikinci Bayezid'in çok güzel, çok sevdiğim bir şeyi var, sözü var. Romanda da yer vermiştim hatırlarsanız. Devlette akrabalık yoktur. İki sultan arasında. Tabii, sultanlar arasında akrabalık yoktur. O zaman bunu değiştirelim. Devlette akrabalık yoktur. Yani yönetme gücü sizdeyse akrabanız olmayacak sizin. Akrabanız olmaya başlarsa bunu paylaşıyorsunuz demektir. O zaman ne yapıyor? Etrafını yavaş yavaş kontrol altına almaya başlıyor. Mithat paşaları devre dışı bırakıyor. İşte mütercim Rüştü paşaları falan devre dışı bırakıyor. Yavaş yavaş kendi kadrosunu kuruyor. Sonra meclisi tatil etmesi lazım. Bu meclisi... Hatta kitapta şey var, kardeşler arası Rumeli senin olsun diyor. Evet. Ya paylaşma teklifi. O da diyor ki bir devlet paylaşılmaz diyor, evet. Değil mi? Evet. Bir tahttaki sultan sığmaz. Biz babamızdan devleti iki tane almadık ki bir tane aldık. Yani aslında hep işte aynı noktaya geliyoruz. Bir sultanın görevi yiyip içip yatmak değil. Tabii ki. Bir sultanın görevi devleti tutmak. Devleti tutmak için hangi argümanları kullanmanız gerekiyorsa II. Abdülhamit öncelikle o argümanlara başlıyor. Bir kere devleti denetim altına aldıktan sonra muazzam bir istihbarat ağı kuruyor. Zaten problem II. Abdülhamid'i eleştirenlerin en çok yıldığı konu da istihbarat ağı. İyi de ya zaten devlet ayağının altından kayıyor. Bu devleti senin tutman lazım, yaşatman lazım. Yani mecburdu lazım. Diyorsunuz. Bunu herkes dener. Bu istihbarat ağı kurmak 13. Louis'de de vardır. Tabii tabii. Elizabeth'te de vardır. Victoria döneminde de vardır. Bugün de vardır. Dün de olacak. Yani ilk çağlarda istihbarat ağı yok muydu? Var. Neden buna ihtiyaç duyuyor? Bir hile, bir hurda varsa devletin önceden tedbir alması lazım. Hani eskiden bekçiler tellal çağırırlar ya hani duyduk duymadık demeyin dedikten sonra vay efendim duymadım, gafildim, anlamadım falan. Yok öyle bir şey. Ortada devlet var. Abdülhamit çok muazzam bir istihbarat ağı kuruyor. Ve bu istihbarat ağı içerisinde de devleti tahrip edecek, kendi aleyhinde olacak insanları da bertaraf ediyor, öldürmüyor. Hmm. Bak, bu başka bir şey. Suikastı ortadan kaldırmıyor. Bu başka bir şey. Ne yapıyor? Bir tehdit var. Kimden? A şahsından. Görevini değiştiriyor. Uzaklaştırıyor. Bilmem, başka makamlara gönderiyor. Mesela en büyük tehdit İttihat Terakki Cemiyeti'ydi. O birinci cemiyet. Ya İttihat Terakki iki kademelidir. Birincisi o Kur'an, İbrahim Temoların falan kurduğu birinci İttihat Terakki'dir. İkincisi de 1902'den sonra şekil değiştiren, daha çok Türkçüleşen, milliyetçileşen İttihat Terakki. İlkini nasıl dağıtıyor? Hepsini bir yere elçi yapıyor. İttihatçılar ne istiyorsunuz? Devlet tamam. Birini Paris'e gönderiyor, birini Viyana'ya gönderiyor, birini Londra'ya gönderiyor. Birlikte hareket edemeyecekleri şekliyle. Ya adamlara makam mevki verince ittihat mittihat kalmıyor. Yani bu insanın doğasında olan şeyler var. Aslında bu da diplomasi, bu bir deha yani bu anlamda. Tabii canım, hakikaten yani öyle. Herkesin bir zaafı vardır. Kiminin paraya, kiminin makama zaafı vardır. Makama gönderiyor, bitiriyor işini yani. Yani şeyi söylemek istiyorum. Ya ittihatçılar buna düşman. Oğlum bir bomba patlatır şu İttihat Terakki binasında demiyor. Hmm. Bunları bertaraf etmenin başka yolları var. Zaten II. Abdülhamid'in bana göre en önemli özelliklerinden biri kolay kolay idam cezası vermiyor. Hmm. Hele hele siyasi suçlulara asla idam cezası vermiyor. Kendini öldürmek isteyen suikastçısı ne yapıyor? Tabii diyor canım, ya? Onda, ya onlar Ermeni suikastı 1905'teki. Onlar bile affediyor. Şimdi geçenlerde şeyi okudum. Hüseyin Nihal Atsız'ın Gök Sultan makalesini okudum. Tabii biz üniversite yıllarında okumuştuk ama bir kez daha şu hatırlayayım Atsız ne yazmıştı diye. Atsız şeye kızıyor, Peyami Safa'ya kızıyor. II. Abdülhamit düşman olmakla suçluyor onu. Sebebi de Peyami Safa'nın babası İsmail Safa'yı Sivas'a sürdürmüş olması. Atsız diyor ki, ya koskoca devletin içerisinde bir İsmail Safa'yı da Sivas'a sürmüş diyor. Yani düşman olmak için bu kadar kıymetli bir şey mi diyor. İsmail Safa da orada hastalanmayaydı da ölmeyeydi diyor. Ama o da onun babası. O da onun babası tabii. Herkes, ne yapsın en kıymetlilerinden biri. Tabii herkes canının yandığı yere bakıyor. Tabii ki. Ondan kaynaklanıyor. Canının yandığı yer. Dolayısıyla Abdülhamit öncelikle devlete hakim hale geliyor.
Şimdi bir başka meseleye geleyim. Belki buradaki dinleyicilerimizin de hassas olduğu konu olması babında bahsetmekte yarar görüyorum. Şimdi devlet bir yandan kendi hayatını kurmaya ve geliştirmeye devam ediyor ama bir yandan da dışarıda olaylar oluyor. Mesela Yahudi meselesi konuşulurken sanki bütün mesele bizim meselemiz gibi konuşuyoruz. Ya Yahudi meselesi Osmanlı meselesi değildi. Kimindi? Avrupa'nın meselesiydi. Yani siz Osmanlı ülkesinde 1492'den hatta biraz daha öncesini alır da 1492 kırılma noktasıdır biliyorsunuz. Endülüs'ten Müslümanları falan kovaladılar, Yahudileri kovaladılar. Müslümanlar Afrika'ya kaçtı. Yahudilerin kaçacak yeri yoktu. Biz gelin dedik. Gelin bari bizde kalın. Her tarafa, ülkenin her tarafına serpiştirdik. Biz bugün kaynakları, tahrirleri baktığımızda da Diyarbakır'da Yahudi görürüz, Ankara'da görürüz, Manisa'da görürüz, İstanbul'da görürüz, Selanik'te görürüz, ülkenin her yerinde Yahudi görürüz. Ve bundan hiç rahatsız olmayız. Niye? Ecdat rahatsız olmamış ki. Vergisini almış, adamlar tahrir etmiş, koymuş. 1881'de ne oluyor biliyor musunuz? Rusya'da antisemitizm patlıyor ve 1889'a kadar buldukları Yahudi'yi öldürüyorlar, bulamadıklarını da kaçırıyorlar. Ve Osmanlı sınırlarına muazzam bir Yahudi göçü geliyor. Almayalım mı içeri? Alacağız. Bak, bu önemli bir konu. Şimdi bir 1878'de Boşnak göçleri başladığında çok enteresan bir rapor var. Diyorlar ki ya Boşnaklar ülkeyi almayalım. Çünkü biz Bosna Hersek'e geri döneceğiz. Oradaki Müslüman nüfusu azaltmayalım. Bu muhakkak dursun. Çünkü oradaki Müslüman nüfus Avusturya'nın Selanik'e inmesini de engeller diyorlar. Rapor böyle. Fakat diyor, sınırlarımıza gelmiş ve bir çare bir şekilde pasaport bekleyen mültecileri, muhacirleri de almak hilafetin şanındandır. Ay, bak şimdi, bugüne de ışık tutuyor, bak, görüyor bu musun? Bu rapor. Tamam mı? Şimdi bak, Pelin Hanımcığım, biz tarihte ne yaşadıysak bugün de aynısını yaşıyoruz, yarın da aynısını yaşayacağız. Bugün Osmanlı İmparatorluğumuzu yeniden meydana getirmiş olsak yine aynı şekilde davranacağız. Ya bizim bir tecrübemiz var, biz bu tecrübeye göre şuna iki tokat, buna iki tekme, şunu da merdivenden aşağı itelim yapamayız. Çünkü bizde muazzam bir devlet kültürü var. Ve bu devlet kültürü Hunlardan, Göktürklerden, Karahanlılardan, Selçuklulardan, Osmanlılardan süzülerek ta buraya kadar geliyor. Şimdi Yahudiler gemiye doldurup gönderiliyor ya da karayoluyla geliyor. İkinci Abdülhamit ben bunu almayayım mı diyecek? Demez ve tam tersine kucak açıyor. Gelin ülkenin her tarafında yerleşin, dağılın, oturun. Ha bu arada başka bir mesele daha var. Bu antisemitizm sadece Rusya'da değil. Aynı tarihlerde Avusturya'da da var. Macaristan'da muazzam patlamış. Prusya'da, Fransa'da muazzam bir antisemitizm var. Ve Yahudilerin birinci göç yeri neresi biliyor musunuz? Amerika. 3 milyon adam Amerika'ya göç ediyor. Yani onlar da böyle bir anda Osmanlı ülkesine gidelim, Filistin'e yerleşelim. Orada plan yok. Plan ne zaman ortaya çıkıyor? 1890'lardan itibaren. Niye? Çünkü o dönemde Yahudilere toprak arayışı var. Ya bir ülke yaratalım bunlara. Çünkü onlar da çok ciddi tehdit altındalar ve kendilerini koruyamıyorlar. Dikkat edin. Müslümanlardan değil ha. Hristiyanlardan. Hristiyanlardan kendilerini koruyamıyorlar. Yani saydım işte Rusya'dan, Fransa'dan, Avusturya'dan, Almanya'dan, İspanya'dan, Portekiz'den kendilerini koruyamıyorlar. Korunaklı bir yer arayacaklar. Bir fikir diyorlar, diyor ki Brezilya'ya yerleşelim. Brezilya'dan toprak satın alalım ve orada bir Yahudi devleti kuralım. Bir fikir Uganda'ya yerleşmek. Orta ne güzel Afrika'da. Olurdu öyle Uganda'da falan olsa. Çok sevdim onu. İşte ne derler ona? Başa bela olacak ya böyle dolana dolana geliyor işte sana. Üçüncü fikir Filistin'de yer almak. Şimdi Filistin'de yer alma fikri belirginleşince ve Osmanlı bunu sezince bir dakika. Yani Theodor Herzl'in gelişi tabii, oraya mı denk geliyor? Tabii Theodor, bu teklif Theodor Herzl'den geliyor. Yani Filistin'e yerleşmek ve orada
bir koloni meydana getirip bir devlet oluşturmak. Ve bunun da bedeli neyse bunu Osmanlı'ya ödemek. Şimdi bedeli neyse ödeme fikrinde Osmanlı hiçbir toprağını kimseye satmaz. Aslında bizim böyle de bir geleneğimiz var biliyor musunuz? Biz sadece toprak kaybederiz. Göz göre göre o toprağı kaybederiz ve onunla savaşırız yani. Kaybedeceğimiz de belli ama savaşacağız. Biz toprak satmayız. Bazen böyle kulağımıza falan geliyor işte Hersek topraklarını sattı. Yok kardeşim satma diye bir şey yok. Bosna Hersek'i sattı. Satma diye bir şey yok. Biz orayı kaybettik. Hikayesi uzundur. Belki bir gün bu konularda sizinle konuşuruz. Yeri gelir. Belki televizyonda falan da konuşuruz ya. Unutmayalım bunu bir yere yazalım falan diyormuş. Ya bir kere Sultan Abdülaziz tam Abdülaziz ya da Abdülaziz olması lazım. Sultan Abdülaziz'e Sırp elçisi geliyor. Diyor ki bize işte Sırbistan henüz toprağı olmayan bazı bölgeler bize verin diyor. Abdülaziz de diyor ki hay hay biz bunu size hemen veririz. Kaça verirsiniz deyince aldığımız fiyata diyor. Yani aldığımız fiyat oraya ne kadar şehit döktüysek şeydir. Yani sonra da bunu tamamlıyor. Diyor ki oraya ecdattan bize intikal etmiştir. Binlerce, yüz binlerce şehidin orada kanı vardır. Onu vermeye bizim gücümüz yetmez. Benzer bir cümleyi Abdülhamit de Theodor Herz için söylüyor. Peki o nasıl böyle küstahça gelip böyle bir teklifte bulunabiliyor? İşte ilk başta söylediğim panorama var ya yani dünya başka bir yere evrilmiş gidiyor. Siz başka bir yerdesiniz. O zaman tekrar içe dönelim. Bu küstahlığı onlara ne veriyor? Anadolu'da yol ağı yok biliyor musunuz? Bak bu çok önemlidir. Yol ağı yok. Göçmenler hep bizim içinizde de muhacirler vardır. Yani muhacir kökenli olanlar vardır. Muhacirler hep nerededir? Trakya'dadır. Marmara Havzası'ndadır. Ya da Kars'tadır. Ya da Tokat Havzası'ndadır. Niye biliyor musunuz? Kars'tan gelen yani Kafkas'tan gelen hemen gelmiş Kars'a yapışmıştır. Deniz yoluyla gelen Samsun ve çevresine yapışmıştır. Samsun, Tokat, Amasya o araya yapışmıştır. Batıdan gelen de Trakya'yı doldurmuştur. Marmara bölgesine yapışmıştır. Yol ağı olmadığı için daha derinliklere gidemiyor. Şimdi Abdülhamit döneminde muazzam bir tren yolu yaptırma mücadelesi var, çabası var. Ki en yoğun tren yolumuz aslında 2. Abdülhamit zamanındadır. Şimdi ulaşım işin içine girince ekonomi değişiyor, sosyal yapı değişiyor, iktisadi yapı falan değişiyor. İki, Osmanlı Boğazı'na kadar borcun içindedir. Geri geliyor devletin memurunun parasını ödeyemez hale geliyor. Yani 1881'de biliyorsunuz biz dış borçları ödeyemeyeceğimizi ilan ettik ve düğün umumiye kuruldu. Yani Abdülhamid'in davet etmiştir. Gelin kardeşim şu vergileri biz otomatik olarak size devredelim. Sizin de şu faiz baskısından bizi bir kurtarın. Şimdi borç ödeyecek ama bunun bir de faiz baskısı var ve Osmanlı Devleti'ne kredi vererek yaşayan Avrupa'da aileler var. Parayı vermiş %4, %8 faizle yatıyor. Ve buradan gelen faizlerle adam zengin oluyor. Çünkü Osmanlı tıkır tıkır bunun faizlerini ödüyor. Şimdi dış borç batağından çıkamıyorsunuz. İktisadiyen çökmüş durumdasınız, kurtulamıyorsunuz. Avrupa sanayileşmesini tamamlamış, o artık başka bir dünyayı tartışıyor. Yani rejim kapitalizm mi olsun, sosyalizm mi olsun, işçi sınıfında 18 yaşından küçük çocukları çalıştıralım mı, çalıştırmayalım mı? Onları tartışıyor. Sizin buna karşılık işte en fazla hareket dokuma fabrikası, en fazla işte Beykoz kundura fabrikası, birkaç baruthane, birkaç işte küçük fabrikalarla kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Böyle olunca küstahlaşıyorlar. Şimdi küstahlaşabiliyor mu? Yok. Bak. Patriot alacaksınız. Şey, Patriot istedik vermediler. Öyle değil mi? Evet. Paramızla istiyoruz ya. Paramızla ya 10 tane, 20 tane Patriot vereceksin. Hava savunmada benim problemim var. Ben bunu kapatacağım bu açığı diyor hükümet. Vermiyor. Parasını ödedik, ödedik. Ha. Karşılığında ne diyorsun? Tamam öyleyse ben de gideceğim. Başka yerden alacağım diyorsun. Bu sefer diyor ki hayır ondan alma benden al. İyi de ya sen pahalı satıyorsan satmıyorsun. Ya da Türkiye'nin son 10 yıldaki en büyük başarısından söz edeyim ben. İHA'lar var ya, Bayraktar.
bir tane delikanlı çıkıyor ortaya. Ben diyor buna para yatıracağım. Lütfen hükümet beni destekle. Burnundan getirdiler o çocuğun birinci uçağını kabul edene kadar. Burnundan getirdiler. Ben sadece basından okuduğum kısmıyla söylüyorum. Niye? Beğenmiyor, kabul etmiyor, irtifasını beğenmiyor, bilmem nesini beğenmiyor. Neden? Oradan alma, buradan al. Çünkü %10'cular var arada. Tamam mı? Oradan alma, buradan al. Ne oldu? Bir tane delikanlı çocuk. Yaşı da benden çok küçük ha. Selçuk söylüyorum yani. Tabii ki. Olur, tabii ki. Çıkıyor ortaya, bunu yapacağım diyor. Yapıyor, 10 milyon dolara aldığınız bir malzemeyi 1 milyon dolara mal ediyor. Şimdi bizim hava sahamızda 24-25 tane uçağımız günlük şey yapıyor, tur yapıyor. Bugün sana diyebiliyor mu ki o küstahlık şeyi, küstahça bu tavrı gösterebiliyor mu? Bu arada Selçuk Bayraktar da bugün siz söyleyince aklıma geldi. Şöyle bir tweet atmış, diyor ki Sultan Abdülhamit Han dünyada hedefe torpido atan ilk denizaltıyı yaptırmış ve askeri havacılık faaliyetlerini başlatmıştı. Osmanlı'nın milli teknoloji hamlesini o devam ettirdi. Bizler ecdadımızın yolunu izledik diyor ve rahmet ve minnetle andığını söylüyor. Evet. Yani aslında Abdülhamit'in torunlarıyız hakikaten, değil mi? Yani rahmetli o iki geminin hikayesidir, iki denizaltının hikayesidir. Bir satın alıyor. Gerçi istenilen başarı elde edilemiyor. 2 yıl sonra kızağa çekiliyor o gemiler. Ama burada da gayret önemli bak, yani o ufku taşımak. İşte tam bunu söyleyeceğim. Bir şey yapmaya çalışıyor. Hı-hı. Neye rağmen? Yokluklara rağmen bir şey yapmaya çalışıyor. Bir yandan devleti toparlamaya çalışıyor. Bak neler neler yapıyor. Bütün eğitim sistemini baştan sona değiştirecek hamleye girişiyor. Hı-hı. İdadiler açılıyor, rüştiyeler açılıyor, modern mektepler açılmaya başlıyor. Bayter Mektebi açılıyor. Mülkiye Mektebi açılıyor, Sanayi Nefisi açılıyor. Yani eğitim alanında inanılmaz hamleler var ve Sivas Kongresi'nin yapıldığı lise biliyorsunuz. Evet, evet. Kayseri Lisesi, Anadolu'nun önemli, hep Abdülhamit dönemi eserlerindendir. Yani bütün ilk gücüyle... İlk kız okulları. Efendim? İlk kız okulları. Bütün gücüyle bir şey yapmaya çalışıyor. Ya bir yandan da devleti ayağa kaldırmanın yoluna bakacak ama devletin ayağa kalkması zor. Şimdi bak burada da doğruya doğru söylemek lazım. Size basit bir örnek vermek istiyorum. 1896'da Türkiye Yahudi meselesiyle boğuşurken ve Türkiye mülteciler meselesiyle, göçmenler meselesiyle boğuşurken, yani İstanbul'da teneke mahallelerin kurulduğu sıralarda Amerika'da Tesla diye bir tane adam, alternatif akım, Nikola Tesla. Alternatif akım patentini 1 milyon dolara Westinghouse adlı bir şirkete satıyor. Ve o şirket Niagara Şelalesi'nden üretilecek olan elektrik ihalesine giriyor, kazanıyor ve uyguluyor. Şimdi bak, 1 milyon dolara bir patente verecek bir şirketi var, evet. Amerika'nın. Evet. Sizin 1 milyon dolarınız olsa İstanbul'daki göçmenler Anadolu'ya sevk edeceksiniz. Bak böyle bir farka bak. Arada o kadar büyük bir fark açılmış ki Osmanlı'nın son padişahları 2. Mahmut'tan itibaren bütün güçleriyle devleti toparlamaya çalışıyor ama her hamle büyük bir zayiatla sonuçlanıyor. Şimdi bak başka bir örnek vereyim ben. Osmanlı iki önemli demiryolu projesi var. Biri Şark Demiryolu. Yani Orient Express diye çok meşhur olan, bütün Rumeli'yi İstanbul'a bağlayan Şark Demiryolu. Öbürü Bağdat Demiryolu. Buna üçüncü olarak da Şam-Medine Hicaz Demiryolu da bunu üçüncü olarak diyelim. Şark Demiryolu'nun tüm finansmanını Osmanlı borçla, harçla Avrupa'dan topladı. O yolu yaptırdı. Balkanlar elimizden gitti. Parayı biz boş harcadık. Ve anlaşmalarda da bu konu gündeme geliyor kardeşim. Biz bunlara para harcadık bu demir yoluna. Bunun borcunu bölüştürelim. Kimse de bu borca yanaşmıyor. Gitti paralar. Hem de ne paralar? Bağdat demir yolu. Siz yapamıyorsunuz. Yapamayınca işi yap, işlet, devret. Bugünkü modele getirmek zorundasınız yani. Tamam, demir yolu hattını İzmir, kasaba, yani bugünkü Manisa, İzmir, Aydın hattında, Aydın, Mersin hattı, Eskişehir, Konya hattı,
Sonra Hatay'dan işte Nusaybin'e kadar giden bugünkü sınırımızı belirleyen hat, yani bunlar birleşecek, Bağdat'a kadar uzanacak. E para yok sizde. Çünkü demiryolu çok masraflı bir iş yani. Hem güzergahı belirleyecek, hem yapacak. Para yok. Lokomotifine varıncaya kadar dışarıdan geliyor. Yap işlet, devletle satıyor. Yaptırıyor. E bunların imtiyaz hakkını alan hangi şirketse etraftaki bütün ticari hakları da ona devretmek zorundasın. Bu da kısa vadede kâra dönüşmüyor. Ama en büyük dramı Hicaz Demiryolu hattında yaşıyoruz. Şam'dan Medine'ye kadar demiryolu hattı gündeme getirince Avrupa kah kah gülüyor. Bu diyorlar imkansız yani. Bir, Rumeli demiryollarının durumu belli. Yani Osmanlı orada battı. Biz buna kredi veremeyiz. İki, Arapların Osmanlı Devleti'nden ayrılma ihtimali var. Geçerli bir proje değil. Buna rağmen Abdülhamit ilk bağışı kendisi yapıyor 50 bin lira. İlk bağış kendi cebinde. Abdülhamit zengindir bu arada, onu söyleyeyim. Tabii tabii, ekonomiden yani, çok iyi anlıyor. Çok. Yani hükümdar olduğunda 100 bin altından fazla şahsi serveti var. Tabii Osmanlı bak, diyor ki şehzadeyken çeşitli ticari faaliyetlerde evet. bulunan Abdülhamit padişah olduğunda 60 bin altın tutan cülusunu kendi cebinden ödedi. Evet. Yani padişahlar da devletin bir adamıdır. Böyle devleti falan da yemezler yani. Onların da kendi gelirleri tabii. falan vardır. Öyle. Filistin'den topraklar alması meselesi. Tabii canım yani şimdi parayı bağışlıyor. Çok. Bütün dünyadaki Müslümanlar arasında kampanyalar başlatılıyor. Bağış kampanyaları, vergi pulları çıkarılıyor. Değişik eşantiyon mu diyorlar şimdi? Değişik hediyeler çıkarılıyor. Bu para bir şekilde finanse ediliyor. Ama Hicaz Demiryolu o kadar enteresan bir drama sahip oluyor ki dörde bölünüyor. Ve bir metresi bile bizde kalmıyor. Ama hala Suriye, duasını alıyor. Suriye, olsun, Filistin, olsun. Ürdün ve Arabistan'da dörde bölünüyor. Yani aslında Hicaz Demiryolu'nun hikayesi sanki Osmanlı'nın bir hikayesi gibi orada tamamlanıyor. Yani hepsi birbirine karışıyor gibi gözükmesin. Şunu söylemek istiyorum. Ya çok zor bir dönem ya. O kadar zor bir dönem ki yani böyle anlattıkça hakikaten bunun içinden nasıl çıkmış? Ha. Ya 33 sene böyle bir ortamda 33 sene iktidar ne demektir ya? Böyle benim babaannem rahmetli 33 dedin de aklıma geldi orada. Ne oldu? Balkan Savaşları'nda genç kızmış. Bayağı yaşadı, onu söylemek istiyorum ya babaannem. Vefat etti herhalde. Tabii canım çok 105-110 yaşlarında falan vefat etti. Ben de o zaman işte tarih öğrencisiyim. Arada sorardım ya babaanne işte sen hangi padişahı gördün? Kimin hakkında ne duydun falan diye. Abdülhamid'i hatırlardı. Güya Abdülhamid tahttan indirilince bak hiç unutmuyorum şimdi dörtlük söylemişler. Abdülhamid tahttan indirilince güya oradan biri eskiden hani Sultan Abdülhamid diyorlar ya. Oradan biri Hamit Onbaşı diye ona seslenmiş. Bizim köylünün kafasında tasarladığı şey bu. Bu da güya Abdülhamid'in çok zoruna gitmiş. Demiş ki, zahir bu başıma gelen Allah'ın işi, gözümden akıttım kan ile yaşı, 33 senenin padişahıydım, adımı koydular Hamit Onbaşı. Aslında bizim bütün hikaye, bu bizim bir köylünün kendince yakıştırdığı bu destanın içinde saklı. Şimdi bakın, Osmanlı hakikaten dağılmak üzere. Ya Osmanlı ömrü son 100 yılda uzayan bir ülkedir. Bu yüzden imparatorluğun en uzun yılı da bizim kulakları çınlasın. İlber Hoca'nın sözüdür bu, kitabının adıdır. Yani bir ölüm döşeğinde bu görünüyor. İki, bunu yaşatacaksınız ama nerelere sahip olacağınız konusunda fikriniz yok. Biz baskıyı hep doğudan, batıdan yiyoruz. Bu yüzden ilk kaybedilen topraklar batıdan ve şimdi daha anlaşılsın diye söylüyorum. Osmanlı'nın merkezi toprağı dediğimiz gerçek toprakları Anadolu ve Rumeli'dir. Onun dışındaki hatlar ikinci dereceden yönettiği topraklardır. Kendisine bağlı amenna vergisini falan alır ama uzaktan yönetir oraları. Şimdi merkezi toprakların batıdan bu baskı yiyor. Ve bu kaybediliyor. Ordu sürekli baskı altında.
Yani girdiği savaşları kaybediyor. Ülkenin her tarafında milliyetçilik hortlamış. Müslümanlara sirayet etmiş. İşte Arnavutluk isyanı, sık sık Arnavut'tan ayaklanmaya çalışmaları. Araplarda milliyetçilik çok kavi bir noktaya gelmiş. Siz şimdi bunu tutacaksınız. Nasıl tutacaksınız siz bunu? Elinizin altından kayıyor. Bir de buna ek şey, başta da ifade ettiniz aslında. Yani bir de hani sen milletçe böyle bir yek vücut olursun da hani liderine güvenirsin, evet. Herkes bir... Orada da halbuki çok başka arayışlar var ve bütün faturayı sultana kesenler de var. Yani oradan da tabii aslında ki. İşi çok zor. Şimdi şöyle, sultan bir baba gibi hanesini bir arada tutmaya çalışıyor. Ama bir de gerçek var bak, imparatorlukların kaderi parçalanmaktır. Biz Osmanlı İmparatorluğu'nu sadece Türklerle meskun bir imparatorluk zannediyoruz. Hayır, Türkler bunun sadece bir parçası. Bir tanesi. Şimdi Sırplar kendisine toprak kurtarmış. Almış gitmiş. Yunanlar toprak kurtarmış. Almış gitmiş. Bulgarlar almış gitmiş. Bosna Hersek senden koparılmış zaten. Kopmuş gitmiş. Tunus, Fas, Cezayir kopmuş gitmiş. Ermeniler. Mısır kopmuş gitmiş. Geriye ne kalıyor? Ermeniler kalıyor. Araplar kalıyor. Tamam mı? Yani Müslüman unsurlar kalmış geriye. Hristiyan unsurlardan da içeride kalan Rumlar ve Ermeniler kalmış. Şimdi herkes kendisine toprak kurtarırken, sağlarken ve ülke kurarken geride kalanlar da ya bu ölüyor işte biz de nereyi tutarız? Tamam mı? 1905'te 1905'e gelinceye kadar Ermenilerin bu kadar çok gürültü çıkarmasının sebebi ne? Abdülhamid'in orayı tıkamış olmasıdır. 1878'de yani Berlin Konferansı'nda, Berlin Anlaşması'nın 61. maddesinde kabul ediyor. Ben diyor tamam doğuda ıslahatı kabul ediyorum. Ama o sadece kağıt üstünde kalıyor. Tıkıyor oraya. Biliyor ki en küçük bir fırsatta orada kopacak. Evet. Şimdi Arabistan ikinci bölgeden, ikinci dereceden yönetilen bir yer. Yerinden yönetilen bir yer. Ama mesela İran'ın Kerbela, Necef hattından Bağdat'a girmesine de müsaade etmiyor. Ne var Kerbela, Necef hattında? Şii hat var. Bu Şii hattı kullanarak bütün Arabistan dünyasını, Arap dünyasını baskı altına almasına da müsaade etmiyor. Yani orada da politikası var. Çok akıllı ya. Ya bence çok hayranlık uyandıracak bir zekaya sahip. Yani ben hep şaşırıyorum. Ya bir de bunu... Mesela bu okumayı nasıl yapıyor? Ya acaba hiç, hani dediniz ya sağındakine güveniyor musun, solundakine? Ya ekibi de mi çok kuvvetli? Ben hep onu merak ediyorum. Yani bunları nasıl kendi zihin dünyasında oturtmuş yani? O bence çok hayranlık uyandıran bir şey. Ekibi çok kuvvetli olsaydı daha farklı olurdu. Daha farklı olurdu. Kesinlikle ama daha yani farklı yine de... Ya şimdi adamın hal şeyini düşünün. Meclis... Düşünmeyin ben anlatayım size. Sinirim bozuluyor. Çok karamsar değil mi? Çok kötü. Ya kardeşim... Bir de çok vefasızlık ya. Çok yani... Ama... En çok yanında taşıdığı adamlar mecliste onun halledilmesi için en çok bağırıp çağıran adamlar. Evet. Ya insanda şu kadar vefa olur biliyor musun? Ay gerçekten. Vefa hakikaten İstanbul'da bir semt değil. Istemiş. Değil ya aslında. O dönem öyle. Vefa yapmış. Güzel bir şey biliyor musun çok Pelin? Çok güzel yani. Şey. Hakikaten. Yani kardeşin kardeşe vefası, eşlerin birbirine vefası, ailenin sülaleye vefası, sülalenin şehre vefası, insanın vatana vefası. Vefa çok güzel bir şey. Evet. Evet. 30 yıl adamı yanında taşıyorsun, mecliste hal kararında en çok onlar bağırıyor. Hal edelim bunu diye. Hmm. Tamam mı? Şimdilik de bunu görüyoruz işte, siyasi hayatta görüyoruz yani. Aklından... Herhangi bir siyasi makama gelmeyi rüyasında bile göremeyecek insanlar nerelere geliyorlar sonunda neler yapıyor işte. Konuşturmayın. Ben siyasetten hiç anlamam. Tamam mı? Yani bu. Güncel. Yani işte orada arkasından. Hoş geldiniz. Çok sıkmıyoruz değil mi? Beni durdur sen. O zaman pause'u bir daha. Basıyorum düğmeye. Yalnız salondan soru sormak isteyen olacak değil mi? Olacak mı? Ona göre hocaya müdahale edeceğim etmeyeceğim. Tamam olacakmış. Bir tek beyefendi soracak. Tamam. Siz de. Tamam. Soru soracaklar. Fırsat vermeyen şöyle toparlayayım. O babaannemin anlattığı şey var ya işte.
33 senenin padişahıydım, adımı koydular Hamit Onbaşı. Ama niye cenazesi onu, geçerken yok, ağlıyor yok. Halk ya? Bak, ona yakıştırılan bu, yani ona layık görülen bu hal meselesi var ya, toplum nezdinde o kadar ağırına gitmiş ki, evet, bir insana ancak böyle söylenildiğinde onun zoruna gideceği yolunda bir tasvir yapıyor. Ha, anladım. Tamam mı? Yani bu sıradan bir insan yapıyor bu tasvir. Hı hı. Bu herkesin zoruna gider. Bir gün herkesin önüne iliklediği adamın arkasından hiç hiç demeleri ya da herkesin düne kadar huzuruna çıkarken bile el etek öptüğü yerde 40 defa emek diyerek gittiği yerde eline bir bavul tutuşturup Selanik'e gönderilmesi meselesi var ya, bunlar ağır şeyler. Çok ağır. Bedeli sonra bize ağır olarak geri dönmüştür bunların. Evet. Ama şunu da söyleyeyim, bakın Abdülhamit tahttan indirilmiştir ama yerine de gene Osmanlı sülalesinden Sultan Reşat geçmiştir. O ölmüştür, gene Osmanlı'dan Vahdettin geçmiştir. Herkes ölümlüdür. Ya herkes ölümlüdür ama hani mesela bir takım yaşananların böyle hani ilahi adalet, mesela Sultan Abdülaziz'e yapılanlar misal. Ya onlar acaba nasıl çıktı? Değil mi? Ne acayip mesela Sultan Abdülhamit'in başına. Biz buradan geriye doğru baktığımızda problemin büyüklüğünü görüyoruz. Onlar kendi dönemlerinde problemin ne kadar büyüdüğünün farkında değillerdi. Farkında olsalardı başka türlü yorumlarlar. Tarih de zaten budur. Burada başlar tarih. Bugün 100 yıl öncesine dönüp baktığımızda Sultan Hamit olsaydı böyle yapardı, Mehmet Reşat şöyle yaptı diye olayı başka türlü tevil edebiliyoruz. Mesela Mehmet Reşat'ın Arnavutluk seyahati vardı 1913'te. Arnavutlar bağımsız olmasın diyedir. Ama bir sultan bir bölgeye gidiyorsa oran kopmuştur, bitmiştir artık orası. Bak bunu buradan görüyoruz ama o dönemde bir sürü adam demiştir, efendim siz gidin orada bir görünün demiştir yani. Bir de yanlış yönde. Tabii şimdi 1876-1909, 33 yıllık bir dönem. O dönemde bugün bizim büyük kahraman olarak düşündüğümüz şahsiyetlerin pek çoğu onun muhalifiydi mesela. Mehmet Akif. Mehmet Akif de muhalifti. Yani Mehmet Akif'in sadece vatan sevdasını sorgulayabilir miyiz? Sorgulayamayız ama işte öyle bir dönemde. Ama demek ki bir çıkış yolu, o onu suçlu buldu, o onu bilmem. Tabii o kendi döneminde ya, o başka bir şey yaşıyorlardı onlar tabii. Yani. Yaşadıkları için ona muhalif. Ama şu var mesela, Abdülhamit döneminde Mehmet Akif ve onun çevresi, yani İslamcı kanadın yayın faaliyeti neredeyse yoktur. Belki de bundan dolayı yani, adım atsak izleniyoruz korkusundan dolayı muhaliftir. Tabii. Ama sonra Akif'e tekrar dönüp de sizin o muhalefetiniz ne oldu diye sorulmadı. Değil mi? Ya da o dönemde Abdülhamid'i çok 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 yakında tutanlara bile sorulmadı sizin durumunuz nedir? Yani tarih böyledir. Sadece şunu söyleyeyim, dinleyicilerimize de müsaade edelim. Onlar da sorular sorsunlar, belki daha da zenginleşir. Taraf tutmuyoruz. Ben tarafım. Yani Akif'ten taraf mısın? Onu diyorum. Hayır, biz tabii ki devletimizden, milletimizden, tarihimizden tarafız. Ama biri bana mesaj yazmış. Ben diyor artık Akif sevmiyorum, Abdülhamit Han'ı düşmanmış. Yok, öyle olmaz. Ya, ikisi de öldü, ne yapalım yani? Öyle İkisi olmaz. De kendi dönemlerinin tarihlerini yaşadılar, kapattılar, gittiler. Ben mesela Şah İsmail yani. Mi, Yavuz mu dediniz zannettim. Hoca bana kızıyor Şah İsmail ile ilgili. Yani öyle dendiği zaman Yavuz'un tarafındayım da tabii ki şimdi hani Mehmet Akif mi yaptı öyle bir şey olur mu ikisi yok de? Yok ya, ben sana kıyar mıyım da kızıyormuş gibi yapıyorum ben sana. Peki. Soru, Sayın Başkan hoş olalım. Geldiniz bu arada. Evet. Soru sormak isteyen var mı? Bir beyefendi vardı az önce, ilk göz göze geldik. Buyurun. Her ikinize de hoş geldin diyorum. Gerçekten çok güzel konulara değiniyorsunuz. Benim merak ettiğim şeyler az önce siz sordunuz hocama. Mehmet Akif. Bir, ikincisi de Allahu Teala rahmet eylesin. Amin. Abdülhamit Han Hazretleri o kadar insanları yurt dışına gönderdi, jön Türkler diye düşündüğümüz o insanlar gerçekten Abdülhamit Han Hazretleri mi gönderdi yoksa başka değişik yollardan mı gönderildi bu kadar bu ülkeye, ki gerçekten de bu kadar vatan haini mi yani Türkçe'de vatan haini mi oldular? Bunları çok merak ediyorum.
Teşekkür hocam. Ediyorum. Ya şimdi şey, neyse ben hani hocam varken ben... Siz buyurun hocam, lütfen. Allah aşkına. Allah, hayır. Siz buyurun. Hayır, çünkü vatan haini lafı geçti de o yüzden siz olsun, buyurun. Söyleyeyim. Hayır, buyurun. Peki. Buyurun. Şimdi sadece sorunun çerçevesinde kalayım. Yurt dışına giden öğrencilerimiz de var ama bu ta 2. Mahmut döneminden itibaren gitsinler, görsünler, bilgilerini, görgülerini artırsınlar ve bize bilgi transfer etsinler diye gönderiliyor. Bu bugün bile yapılıyor, bugün bile gönderiliyor. Bunların bir kısmı gittikleri yerde sanatla, edebiyatla, tiyatroyla uğraşıyorlar. Bir kısmı da teknolojik meselelerle uğraşıyorlar. Teknolojik meselelerle uğraşanları onlar tutuyorlar. Bir daha geri bu tarafa göndermiyorlar. Bundan emin olun. Bugün de aynısı yapıyorlar ama sanatla, edebiyatla uğraşmış, politikayla uğraşmış. Onlar geri geliyorlar. Şimdi düşmanlık ve dostluk meselesi şöyledir. Bak buradan öyle anlayın. Bir iktidar var. Bir de ya bunlar yanlış yapıyor diyen sen, ben, biz varız. Bu bir avuç insan üzerine konuşuyoruz. Politik olarak Abdülhamit Han ile birleşemiyor, bağdaşamıyor. Mesela aynı duyguları bölüşemiyor onunla. O zaman düşman oluyor. Akif'in meselesi sadece Akif meselesi değildir. İslamcı grup dediğimiz, yani işte Türkçüler var, İslamcılar var, Batıcılar var, Osmanlıcılar var mesela. Bu gruplardan Türkçülerle İslamcılar aynı sepetin içinde yer alıyorlar. Bunların yolları 1912'den itibaren ayrılmaya başlayacak. Bunlar da devleti nasıl kurtaracaklarını tartışıyorlar. Öbürü de devleti nasıl kurtaracağını tartışıyor. Biri Batıcı olursak devleti kurtarırız. Öbürü de hayır kardeşim, biz İslam dini esas olmak üzere Batı'yı taklit edersek biz kalkınırız diyor. Bir de yukarıda devlet var. Yani az önce konuştuk işte. Ya bu konuştuğumuz devlet Bağdat'taki Şii propagandayla da ilgileniyor. Yunanistan'ın Selanik'e doğru girmesi meselesiyle de ilgileniyor. Bulgarların aşağı doğru sarkması meselesiyle de ilgileniyor. İngilizlerin demiryolu hattı bahanesiyle ülkenin her tarafını sarmasıyla da ilgileniyor. Yahudilerin Filistin meselesiyle de ilgileniyor. Yani devlet yönetmek hayal değil. Hayalle devlet yönetilmiyor. Gerçek şahsiyet sultan. Sultanın derdi başka. Bizimki de aşağıdan işte Araplar kopacak. Yani Müslüman olursak, hepimiz İslamcı olursak Araplar kopmayacak diyor. Ama öbürü başka bir şey biliyor. Niyet herhalde değil mi? Yani şey, vatan haini ifadesi çok böyle şey, bir keskin bir ifade de. Çok keskin, yok. Yani ona istinaden. Hayır, çok keskin. Onu tabii kullanmamak lazım. Tabii hata insana mahsus. Ya, onlar... Yani hatalar insanlara mahsus. Tabii ki yaptığı davranışın bedeli ağır olabiliyor, hata olabiliyor ama hani niyetin ne? Senin niyetin devletini kurtarmak mı? Senin niyetin aman şu devlet gitsin de biz de işte başımızın çaresine bakalım, bir yerde bir mevki edinelim mi? Tabii. Hani bu ikinci söylediğim, evet, vatan haini. Ama orada niyet kötü değilse... Ya hiçbir niyeti kötü değil. Onlar yaşadılar. Biz onların yaşadığını kitaplardan okuyoruz. Ama tabii bazısının hatasını toplum ödedi. Hani öyle bir gerçek de var değil mi hocam? Yani ya muhakkak şimdi damat yani Feride, benim yaptığım ben nasıl savunabilirim ki yani? Ha, tabii canım. Şimdi böyle tipler de var. Yani şeye dönmeyelim, başkalarına da soru şey hakkı verelim de. Yani arada arıza tipler var. Var. Bu arıza tipler yanlış düşünüyor ve yanlışında ısrar ediyor. Bu tipler var. Onların belasını işte ancak elinde avucunda ne kaldı onu topluyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Zaman ne var. Enteresan değil mi? Şimdi mesela o kadar Sultan Abdülhamit kötülenmeye çalışıldı, edildi, yaftalar yapıştırıldı vesaire. Bak 102 sene geçiyor, biz bugün ölümünün yıl dönümünde onu rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ve bugün sahip olduğumuz birçok kurum onun oluşturduğu temeller üzerine bina edilmiş. Ve mesela politikasından bahsederken bile bugüne ışık tutabiliyor. Bak o gün diyorsunuz ki mesela o gün de öyleymiş, bak bugün de böyle. Yani şimdi, zaman insanların hakkını verebiliyor değil mi? Bir, zaman insan hakkını her zaman verir. İki, arkadaşlar biz konuştuğumuz şahsiyetler ve konuştuğumuz tarih Türk tarihi. Evet. Biraz dikkatli konuşmamız lazım. Evet. Bunlar Osmanlıydılar. 600 yıllık Osmanlı diye ağzımızı doldura doldura konuşuyorsak hatasıyla sevabıyla sahip çıkacağız. Üç, bazı tarihi olaylar kendi döneminde yaşamaz. Kendi döneminde de anlaşılmaz.
O olayların bir tarihi devamlılığı vardır. Ve bugün de belki yarın da bunlar konuşulur. Mesela Abdülhamid canla başla Filistin'e Yahudiler çok fazla toprak almasın. Bunlar orada fitneye, fesada sebep olur, Müslümanlarla çatışmaya sebep olur diye uğraşırken orada bunlara gizli gizli toprak satanlar İstanbul'daki senin annen baban değildi. Kudüs'teki Müslüman komşusuydu. Buna toprak satıp allem kullem şey yapan. Satmayacaksın abi toprağını. Evet. Tamam mı? Yani bir yerde sultan tutmaya çalışıyor, sen aşağıda toprak satıyorsun. Bir yandan geliyor, yani hani hırsızın da günahı var meselesi var ya bak. Bunlar hep çetrefilli meseleler. Oradan bu günümüze nasıl taşınıyor? Bugün Filistin için gene sen ağlıyorsun. Gene ben ağlıyorum. Öyle. Gene elimizden taşın altına koyuyor. Biz mücadele ediyoruz. Biz sesimizi çıkarıyoruz. Gene yani, Bağdat'la ben uğraşıyorum. Aynen. Gene Kerbela ile Necef'le ben uğraşıyorum. Evet. Gene Kafkaslarla ben uğraşıyorum. Oradan bu tarafa doğru geliyor. Evet. Şimdi bakın bizde hadi ben size 3 hamleden bahsedeyim. 1. Abdülhamit dönemi tren yolları hamlesi. Tamam mı? Bak tren yolları hamlesi. Niye? Yol ağı olmayan bir ülkede bir şehri bir şehre bağlıyorsunuz ve bir anda iktisadi faaliyet biçimi değişiyor. Her şey değişmeye başlıyor. Sosyal yapı değişiyor, iktisadi yapı değişiyor. Niye? İnsanlar transfer oluyor, yolu görüyor, beli görüyor, taşımacılığı görüyor. Hadi ikinci hamle. Cumhuriyet dönemi tren yolu hamlesi. Bak Atatürk dönemi tren yolu hamlesi. 3. Son 20 yıldaki hızlı tren hamlesi. Öyle küçümsemeyin hızlı treni. Bir anda göçlerin önüne geçti biliyor musunuz? Doğrudur. Şimdi hızlı trene zaman zaman gündeme geliyor da beyler hanımlar gözden kaçırmayın. Diyorlar ki ya hızlı trenle biz yük taşıyalım. Bak hızlı trenle daha yük taşımıyoruz biz, biliyor musunuz? Sadece insan taşıyoruz. Hızlı trenle yük taşımaya başladığımız anda kamyon sisteminden kurtulacağız. Bir o noktaya geçemedik. Niye? Bir sürü iktisadi krizle karşı karşıyayız. Yani İlk 10 yılda yapılan hızlı tren hatlarına bakın, son 10 yılda yapılamayan, bitirilemeyen hatlara bakın. Niye? İşte tarih bazı şeyler emrediyor. Onu orada görmek lazım. Tamam mı? Evet. Tarih acaba 50 sene sonra bugünü nasıl yazacak onu merak ettim değil mi? Ya da 100 i̇nşallah sene sonra. İnşallah bizim için iyi çocuklardı derdim. İnşallah ya Rabbim inşallah. Kim? Hocam hoş geldiniz. Ben Yunus Emre Kızılkaya. Sultan Abdülhamit Han deyince aklımıza ilk gelenlerden vehim ve jurnal meselesi hakkında bir ne düşünüyorsunuz diye sorayım. Tamam. Ben sordum. Sormuş muydunuz? Evet. Jurnal hakkında ben evet. Bir şey duymadım ama. Yapmak zorundaydı dedi. İkinci olarak da Müşir Tahir Paşa gibi, Fehim Paşa gibi insanların göreve gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Müşir Tahir Paşa bildiğimiz üzere Kazım Karabekir'in kitabında da yazıyordu. Kendi imzasını bile atamayacak bir adam diye ifade ediyordu Kazım Karabekir. Bir de Said Paşa ve Kamil Paşa hakkında. Çünkü bu Abdülhamid'in saltanatı zamanında en çok... Abdülhamid'in yetiştirmeleridir, evet. Said Paşa ve Kamil Paşa hakkında da ne düşünüyorsunuz? Bunları sorayım dedim. Evet, Said Paşa meselesini az önce üstünden geçmiştim. Abdülhamid'in saltanatı boyunca onun yetiştirmesidir ama mecliste o hal kararını en çok bağıran kişidir. O Abdülhamid bunu duyduğunda derin bir teessüre kapılmıştır. O kadarını biliyoruz. Şimdi devleti yönetirken elinizdeki insan havuzu neyse ondan faydalanacaksınız. Biz bu ülkeyi tarayalım da şeyleri, akıllıları bulalım diye öyle bir şansınız yok. Ülkede eğitim sistemi de belli, değiştirmeye çalışılan da belli. Yetişmiş kadrolar da belli. Bu kadroların bir kısmı alaylı dediğimiz çekirdekten yetişme, bir kısmı da mektepli dediğimiz mektep medrese görmüş, yurt dışı görmüş adamlardan oluşuyor. Bu yüzden bazen imzasını atamayan bir adam da 7-8 Hasan Paşa imzasını atamaz mesela. Bir 7 bir 8 yapıp çizer. Hasan şeyini bulurdu. O var. Elinizde o var. Bugünkü kadar geniş bir insan havuzunuz, yetişmiş insan havuzunuz vardı da kullanmadı mı? Evet. Şimdi bak, meseleyi oradan bakacağız. Vehim konusunda ben aynı kanaatte değilim. Bütün tarihçiler Abdülhamid'i vehimliydi, yani ikircikliydi, şüpheciydi, korkardı diye tarif ediyorlar. Hayır kardeşim, devlet korkuyla yönetilmez. Ben o konuya katılmıyorum.
Jurnal meselesi de istihbarat ağınız varsa size o jurnaller gelir. Bu jurnallerin neticesine bakacaksınız. Kimini sürmüştür, tehlikeli bulmuştur. Kimini de yerinde tutmuştur. Ama kimseyi öldürtmemiştir. Bak onlar bak, olur bugün kardeşim bile olsa, bugün böyle bile var diyorsun. Yani bu salona dese ki şimdi hoca hadi ben yönetiyorum falan ya da sayın başkanı diyelim hani millet yazar yazar verir yani. Onlar olur. Yalan mı? Siz onların hepsine itibar etmeyin. Bence devletin de kendi görevlileri var. Öyle o herkese altın dağıtacak. Para mı var güzel kardeşim? Para yoktu benim. <yani. gülüyor> Tamam monolog yapmıyoruz. Bir soruda şurada bir hanımefendi vardı. Bak şurada bak gözlük. Hani? Bak orada gözlüklüler zeki olur ya. Gözlüksüzler daha zeki oluyor. Nezahat teyzem haklı. Gözlüksüzler daha zeki oluyor. Nezahat teyzem vallahi. Merhaba, hoş geldiniz buyur öncelikle. Buyurun. Canan Ulus ben. Dersten çıktım. Hoş bulduk. Dersten çıktım. Koşur koşur geldim ben de. Şey diyecektim, İttihat ve Terakki ile Abdülhamit Han'ın ilişkisi hakkında soracaktım. İttihat ve Terakki hakkında özellikle Enver Paşa ile alakalı işte. Alman seveceğiydi, şöyleydi, böyleydi, kötülüyorlar sürekli. Ben katılmıyorum. Enver Paşa'yı çok sever misin? Nasıldır? Severim seversin. Ben. İşte hani diyorum savunayım, nasıl savunayım? Aynı hani bir şeyler söylemem gerekiyor. Hazır sizi de bulmuşken sormak istedim. Sağ ol çok güzelim. Sağ ol. Buyurun hocam. Şimdi yine konuşma sırasında söyledim. İttihat Terakki iki evrelidir. Birinci evre 1902'ye kadar süren daha çok İttihat'a ana asır bütün unsurları bir arada tutalım diye çabalayan bir İttihat Terakki görüntüsü verir. Ancak bu çok gerçekçi olmamıştır. Adamlar da zaten çok iddialı adamlar olmadıkları için birer makama bütün fikirlerini satmışlardır. İkinci evre 1902'den sonra başlayan evredir. Ve bu ikinci evre daha çok Türkçülüğe ve milliyetçiliğe kayan evredir. Bu ağırlıkla da genç subaylardan oluşur. Enver Paşa Abdülhamid'in son dönemlerine yetişmiştir. Ancak 27-28 yaşlarında falan bulunmuştur. Şimdi 27-28 yaş sizin gözünüzde, belki sizin gözünüzde çok büyük bir yaş gibi gözükür ama bizim gözümüzde onlar çocuk gibi kalıyorlar. 27-28 yaşı biz yaştan bile saymıyoruz. Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Hepsi deli dolu adamdı. Hepsi bu memleketin kurtuluşu için hakikaten iyi niyetle düşünüyorlardı. Bazıları tecrübesizdi. Tecrübesizliğinin ya da yaptıkları hataların bedellerini hayatlarıyla ödeyebilecek kadar da kahraman insanlardı. Biz bugün geriye doğru bakıp da ya devleti bunlar yıktı diyecek halimiz yok. Az önce Nikola Tesla örneğini verdim. O örneği kaçırmayın siz. Yani bir yanda sen devleti elinde tutmaya çalışıyor. Öbür tarafta büyük şirketler bir patente 1 milyon dolar para harcıyor. Bu bazı ufukta görünen bazı şeyler var. İttihatçılar ufukta görünen dağılmayı elde ne varsa kurtarmaya çalışmışlardır. Yani Suriye'nin kaybından da Enver Paşa'yı suçluyor Mustafa Kemal Atatürk. En son bir hatırat okudum da orada. Şimdi bana kızacak bu, ben kızdırmak için yok, yapıyorum. Yok asla kızmam. Niye kızayım? Biz üçlü üç tarihte sonra sen orada bana kızıyormuşsun. Hoca bir dakika dur söz vermiyor. Hocaya söz vermiyorum. Ben anlatacağım ya diyorum. Bir şey söyleyeceğim. Enver Paşa şimdi, konusu da çok keskin bir konu ya değil mi hocam? İşte biz hep böyle gitmeler gelmeler arasında yaşıyoruz. Evet yani. Ama mesela şey böyle hep böyle seyirci tweetleri falan filan oradan takip ediyoruz ya sosyal medyayı. Yani mesela Enver Paşa'yı çok seven var çok. Ama mesela çok kızan var. Yani öyle hani 5 tane say deseniz o keskinliği görebildiğim tarih şahsiyetlerden bir tanesidir. Evet. Değil mi? Enver Paşa sarayın damadıdır. Evet. Çok genç yaşta çok hızlı bir yükselişe nail olmuş biridir. Bunda sarayın damadı olmasının etkisi nispeten vardır ama daha çok da kendi yeteneklerini de göz önüne almak lazım. Çok genç yaşta çok hızlı yükseldiği için de öncelikle kendi çevresinde düşman sahibi olmuştur. Bir de rekabet de var değil mi Mustafa Kemal Paşa'yla? Mustafa Kemal'le rekabetleri vardır. Pek çok konuda Mustafa Kemal'de daha şanslıdır. Mesela saraya damat olma hususunda Mustafa Kemal'den şanslıdır. Mustafa Kemal olamamıştır, o olmuştur mesela. İkincisi Mustafa Kemal'den bir rütbe yukarıdadır. Dolayısıyla takip eden noktadadır Mustafa Kemal. O rütbe şey yani yaşla ve şeyle ilgili değil değil mi? Okul mezuniyeti ve Enver Paşa daha hızlı yükseliyor. Yani biri yüzbaşı iken diğeri binbaşı.
vesaire. Yani şeyin, Enver'in yükselişi daha hızlı. Dolayısıyla rekabet oradan kaynaklanıyor. Şimdi biz Enver'le alakalı hikayeleri daha çok onun kendi yakın çevrelerindeki hatıratlardan okuyoruz. Osmanlı tarihinin bir parçası olarak Enver Paşa okuduğumuzda karşımıza işte genç yaşta Genelkurmay Başkanlığı'na kadar çıkmış bir şahsiyeti görüyoruz. Bazı zaferlerinde, bazı savaşlarda mağlup, bazı savaşlarda da galiptir. Şimdi Çanakkale Savaşı'nı Enver Paşa'ya yazmıyoruz ama Kafkas Cephesi'ni Enver Paşa'ya yazıyoruz. Şimdi Arap dünyasının koparılmasında ya da işte ordunun o bölgede yenilmesinde tek suçlu Enver Paşa değil. Aslında suçlu yok. Sizin elinizdeki mevcut duruma bakacaksınız. Bak, basit bir örnek vereyim size. Kutül Amare'de biz başarılı olduk değil mi? 1916'da, 17'de ve 16'da çok ciddi bir başarı elde ettik, evet. Kutül Amare'de. Başarımız şudur. Kuşatılan bir Osmanlı İmparatorluğu, her taraftan saldırılan bir Osmanlı İmparatorluğu ama onun ordusu çok kuvvetli İngiliz İmparatorluğu ordusunu Kutül Amare'de kuşatmıştır. Yani kuşatılırken kuşatmıştır. Büyüklüğü, Kutül Amare'nin büyüklüğü oradadır. 13 bin İngiliz askeri, işte İngiliz General Townshend, hepsi Osmanlı'ya teslim olacak. Diyorlar ki ya bunları almayın, esir almayın, biz bunları tahliye edelim. Bütün İngiliz silahlarını da size verelim. Bizimkiler ne diyor? Silahlar hiçbir işimize yaramaz. Niye? Çünkü biz Alman silahlarıyla savaşıyoruz. Mermi sistemi bize uymuyor, YIV sistemi bize uymuyor, tankı topu hiçbir şey bize uymuyor. Alıp ne yapacak ya? Bu sadece bizim için bir demir yığınından ibaret. Şimdi büyük bir savaşa girmişsiniz. Savaşın silahları bile sizin, doğru düzgün sizin değil. O zaman ne yapacaksınız? Kaybetmeye mahkumsunuz. Biz Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmeye mahkumduk. Bugün onlar inanıyorlardı bak. Ben ilk romanımda da yazdım. Onlar Allah'a inanır gibi, haşa huzur, bu savaştan galip geleceklerine inanıyorlardı. O derece kuvvetli inançları sahip. Ama biz bugün bakıyoruz, bütün her şeyi ortaya döküyoruz. Hayır kardeşim, lojistik imkanlar bu savaşı kazanacağımızı bize göstermiyor diyoruz. 100 sene sonra konuşmak kolay diyorsunuz. Bu işte şimdi bekara hanım boşamak kolay gibi. Biz konuşuyoruz gerçekten böyle yani. Murat Uslu sizin dediğiniz gibi günümüzden tabii, bakmak, bakıyor, konuşmak kolay. Tabii bakıyoruz, Enver şurada hata yaptı da, evet. Öbürü burada hata yaptı da demek kolay. Teşekkür edelim. Ben bana bu fırsatı verdiğiniz için ben... Biz teşekkür, davet ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir kez daha rahmetle, minnetle analım. Ve tabii ki bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri de vardı İdlib'ten gelen. Onlara da Allah'tan rahmet dileyelim. Şu anda evet, birer Fatiha okuyalım onlara ve inşallah da... Yani ayağına taş değmesin Mehmetçiğin diyeceğim. Geride kalan, mücadele veren hepsine de Allah'tan kuvvet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Bizim İdlib de bizim, Şam da bizim, Halep de bizim. Biz 1921'de çekildik oradan. Şehit veriyor olmamız tarihin kötü bir tecellisi. Ama şundan emin olun, hani açıklama yapıyorlar ya, işte 75 kişi defedildi, 100 kişi aradan çıkarıldı vesaire. Yani misliyle karşılık verdi diye açıklama yapılıyor ya, emin olun o ifade hafif karşılık verme konusunda. Benim de birçok şeye tanık olduğum hadise var. 100 kişi deniyorsa o 500'dür yani, böyle bilinsiz karşı tarafta. Ne yazık ki bu da bizim milletimizin bir kaderi. Allah şehitlere gani gani rahmet, ailesine sabır versin. Allah büyüktür diyoruz, bekliyoruz, göreceğiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam da bizleri yalnız bırakmadınız. Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağrıcı Beyefendi'yi buraya davet edelim. Zira bu akşam da kıymetli misafirlerimize belediyemizin kendi eseri olan Sırat-ı Mustakim ve Çiçek takdimini kıymetli Belediye Başkanımız takdim edecekler efendim. Peki efendim. Çiçeği de alalım.